Bu adama oyunculuktan vuran mallar bu yayını niye izliyor? Kanka mal onlar amına koyayım mal. Başka bir şey değil. Ya beyler, beni kimse yanlış anlamasın. Egoistik yapmak istemiyorum. Beni sevmeyen adamdan bile şunu duymuşsunuzdur. Bak, beni sevmeyen adam bile şunu diyor. Bu egoistik olsun diye demiyorum. Çok iyi oyuncu. Adam gerçekten çok iyi oynuyor ama adam değil. Mesela beni sevmeyen adam bunu der. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu öyle bir sikmişsinizdir ki, öyle bir sikmişsinizdir ki adam linç yememek için sizi sevmemesine rağmen kötüsün diyemeyecek hale getirmişsindir bazı kişileri. Bunu gerçekten yapmak göt ister Çet. Düşünsenize bir adamı sevmiyorsunuz ve onu övüyorsunuz. Övdükten sonra sövüyorsunuz. Yani hem övüyorsunuz linç yememek için hem de sövüyorsunuz sonunda. Buna ne diyorlar biliyor musun kardeşim? Buna bazı şeyleri yani öyle bir neyse konuşmayalım. Ego kastı gece ya egonun amına koyayım egoya ihtiyacımız mı var ya? Ego mu kaldı amına koyayım? Yıl oldu 2020 ne egosu chat ya? Oğlum ego bizden geçti geçti. Biz artık insanlara yol olmaya çalışıyoruz. Yeni başlayan nesile yol olmaya çalışıyor. 3 yıldır yayınlarda bir sürü şey anlatıyorum. Bunları yapın. Şunları yapın. 3 yıldır üstümde deniyorlar. CZD benim yaptığım şeyleri bana yapıyorlar. Zorlanıyorum artık. Ama ben de üstüne koyuyorum. Her geçen gün koyuyorum. Her geçen gün koyuyorum ben de. 3 yıldır anlatıyorum. İnsanlar denemiyor bunları. Tabii ki de deniyor arkadaşlar. Deniyorlar. Gelip senin üstünde uyguluyorlar. İnsanlar salak değil. Herkes oyunu öğrendi. Ama ben durmuyorum. Ben de gelişiyorum. Ben öğrettikçe daha fazla gelişiyorum. Ben geliştikçe anlatıyorum. Onlar gelişiyor, ben gelişiyorum. Onlar gelişiyor, ben gelişiyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz artık insanlara oyunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Slide mesela. Herkes slide atıyor. E ben ne yapıyorum? Slide'ı adamın attığı yere doğru koşuyorum. Yakalamaya çalışıyorum. Vesaire vesaire. Bundan 3 yıl önce slide atan mı vardı be gözünüzü yiyeyim. 3 yıl önce ben slide atıyordum. Gibi gibi. Çok şey anlatırım da. Gerek yok. Benim gibi insanlara örnek olan yayıncılar da var. Adam var Warrior oynuyor, Warrior öğretiyor. Adam var Magi oynuyor, Magi öğretiyor. Bilenler üstüne alınmasın da. Yani herkese faydası oluyor bu oyunda aslında. Neyin egosu? Egonun amına koyayım 10 yıldır oyun oynuyoruz ya. Kimin ne bok olduğunu herkes biliyor zaten. Ne egosu? Adam 100 kutudan heybe alamıyor yazmış. Bunu 0-0 vesaire eski oyun, asıl oyuncuları nasıl oynuyor? Kanka 0-0 farklı bir yetenek. Onu bir söyleyeyim. Sebebi şu. Şimdi şöyle bir örneklendirme yapacağım. Eskiden ismi olan kimseye çıkıp burada bir şey demem. Neden? O dönemin efsaneleri var. F9 Devil olsun, 0-0 olsun. Böyle 10-15 tane adam sayarım. Yani hakaret demeyeyim de onlara bir şey söylemek çok yanlış olur. Sadece şunu diyeceğim. Dönemin iyileri olur. Yani o dönemin en babası 00, en babaları 00, F9 Devil vesaire böyle 20 tane adam sayabilirim size. Ama şimdi bir karşılaştırma yaparsan kanka şu anki nesil siker. Yani yanlış anlamayın beni yok eder beyler. Sebebi şu. Şimdi siz diyeceksiniz ki o adamlar itemsiz adamları kesiyordu. Arkadaşlar bu bir bahane değil. Bu bir bahane olamaz. Bu adamların kötü olduğu anlamına gelmez. Neden? Ben o zaman şöyle örnek veriyorum. Ben Assas oynuyorum, değil mi arkadaşlar? PK atıyorum. Bugün çoğu kişi yayın da açıyor, çoğu kişi Assas da açıyor. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Sadece örnek vereceğim. Bugün herkes oyunu oynamayı biliyor. Ona bakarsan. Herkes oynamayı biliyor. Benim alt sınıfta kalmam lazım. Hatta benim sınıfta kalmam lazım arkadaşlar. Herkes biliyor zaten. Siz 2008'i de öyle düşünün. 2008'de de nasıldı? Kimse oyunu bilmiyor. Ama adam biliyor. Aradaki fark ne chat? Arada ben bir fark göremiyorum. Bu adam çok iyi oyuncu bu. İsim yapan adamlar gerçekten zamanında bazı şeyleri başarmış insanlar. Beyler, hiçbir şey emek vermeden olmaz. Yani bu adamın ismi varsa bir emek vardır. O yüzden yani eski oyunculara hiçbir lafım yok. Dediğim gibi şu anki dönemin oyuncuları tabii ki de çok daha değişik oynuyorlar. Hani meta farkı var, oyunculuk farkı var, oyun daha zor. Adam tamam.
Bilmeyen adamları kesiyordu. Evet, doğru, bilmeyen adamları kesiyordu ama bu o adamın sorunu değil. Adam itemliydi. Evet. Arkadaşlar, bu adamın problemi değil. Ne demek istediğimi iyi algılayın bakın. Bu adamın problemi değil. Zaten item olmasa kimsenin ismi olmaz. Bunu unutmayın sakın. Bir üstünlük olmasa kimse isim yapamaz zaten. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Bugünkü dönemde oyun oynamak çok zor arkadaşlar. Bunu bir söyleyeyim size. Herkes oynayabiliyor. Herkes oynayabiliyor. Şartlar eşit. Neredeyse şartlar hepsi eşit. İtem desen, itemler de çok kafa kafaya. Ama bu şu demek değil. Bu şu demek değil. Adam 2008'de bilmeyen adamları kesiyordu. Ya evet, bilmeyen adamları kesiyordu. Ben de biliyorum bilmeyen adamları kestiğini. Ben de biliyorum. Ben STR'ye veriyordum. Belki chat'teki birçok kişi asas açıp STR'ye veriyordu. Adam inventory'yi açıp item değişiyor. İtem chat. İtem değişiyor adam. Millet STR'ye dex'e vermeyi bilmezken. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez. Bu o adamın sorunu değil. Bunları unutmayın. Yani olaylara böyle bakın. Çok iyi oyuncu derken Sabri Sarıoğlu'nu gösterdin. Miyaki sondan yazmış. İleri görüşlüsün anladık yazmış. Kanka benim avantajım şu. Benim avantajım oyunu çok erkenden, yani yeni metayı çok erkenden çözmem. Benim tek avantajım bu. Yani PK'da reaksiyonlarım hızlı. Ne bileyim. 4 job'u oynuyorum. Bunun çok artısı var beyler. Yani 4 job'u da oynuyorum. Priest'i biliyorsunuz bayağı iyiyim Priest'te. Warrior olsun, Assassin olsun. Hani alt düzeyde oynamıyorum. Hepsini çok oynadım. Arkadaşlar emek verdim. Gerçekten yanlış anlamayın. Ego için söylemiyorum bunu. Az önce de eski oyuncular için söylediğim gibi gerçekten kalite, yani tesadüf değil. Bir emek var ortada. Ben gerçekten çok emek verdim. Yani dile kolay. Ben 15 yılımı verdim chat. Ya ben 4 job'u iyi oynadığım için gelen olacak olan olayları ya da reaksiyonları görebiliyorum. Ya bu oyunu ne kadar çok oynarsan o kadar iyi olursun. Aslında olay bu. Ben mesela yayın yaptığımdan beri ben eskiden daha çok oynuyordum oyunu. Eskiden daha iyiydim diyebilirim. Mesela ben bundan 3-4 yıl önce daha iyiydim chat. Şaka yapmıyorum. Belki şu an stratejik anlamda daha iyi oynuyor olabilirim. Mekanik anlamında ben 3 yıl önce daha iyiydim. Yaşım geçiyor arkadaşlar. Hani ben kaç yıl boyunca böyle oynayacağım amına koyayım? En fazla oynayayım 2 yıl daha bu oyun oynayayım. Yani daha ne kadar oynayabilirim ki chat? Reaksiyonlarım yavaşlıyor. Mesela şu an bir problem yok ama bir 2 yıl sonra belki oynayamayacağım bu oyunu. Bilemezsin yani bunu. Mekaniklerin yavaşlayabiliyor yani. Keşke benim de sendenim olsa yazmış. Senin 35 kalem bile taş çıkarır yazmışlar. Ya beyler anlatmaya çalıştığım şey şu. Herkes bu oyunu oynuyor. Bakın herkes. Bu oyunu tek ben oynamıyorum. Bunun altını çiziyorum bakın. Bu oyunu tek ben oynamıyorum. Tek ben oynamıyorum. Ben tek oynuyorum demiyorum. Altını tekrar çiziyorum. Bu oyunu benden piç oynayan yok. Bunu kimse inkar edemez. Bu oyunda sadece ben iyiyim demiyorum. Sadece ben piçim. Bunu herkes biliyor zaten. Yani Messi de iyi oyun, Messi, Ronaldo, Mesut Özil olsun, bu adamların hepsi çok iyi oyuncu. Ama bazıları çok farklı beyler. Bunu kimse inkar edemez. O yüzden egoyu kapatıyoruz. Egoistlik yapmıyoruz. Ben bir sik değilim. Kapatın konuyu. Gerçekten övülmeyi, kendimi övmeyi ya da birinin beni övmesini sevmiyorum. Ben sağ adamıyım beyler. Ben yayınımı açarım. CZ'yi çıkarım. Amına koyar geçerim. Övülmekten, kendimi övmekten hoşlanmam. Kapatın konuları. Ben sağ adamıyım. Bende laf yok beyler. Ben açarım yayınımı. Şovumu yapar çıkarım. Yapabilen varsa ki 5 yıldır herkes yayın açıyor. 10 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Açsın yayınını, geçsin şovunu yapsın. Haksızsam haksızsın deyin chat. Benim yapabildiklerimi de kolay kolay yapacak ya da çıkacak olan kişi tanımıyorum. Sebebi şu. Şu anki metada beyler bunları yapabilmek zor. Gerçekten zor. Ego yapmayın. Ego yapmıyoruz. Ya bu oyunu herkes oynuyor beyler. Herkes biliyor. Bugün yıl olmuş 2020, bilmeyen yok. Sadece bazı kişiler,
bazılarından iyi oynuyor. Daha piç oynuyor diyelim. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Gerçekten beyler ben saha adamıyım.